Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığımızın destekleriyle Uluslararası Medya Enformasyon Derneği tarafından yeni nesil iletişimciler yetiştirmek amacıyla tertiplenen Uluslararası Medya Akademisi sertifika programına hepiniz hoş geldiniz, şeref verdiniz. Sayın Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanım, Genç İletişim Başkanlığımızın destekleriyle Uluslararası Medya Enformasyon Derneği tarafından yeni nesil iletişimciler yetiştirmek amacıyla tertiplenen Uluslararası Medya Akademisi teknoloji kullanımını etkileştirmeye yönelik uygulamalı ve sistematik eğitimler verildi. Günümüz ihtiyaçları gözetilerek hazırlanan akademi içeriğimizi 50 öğrenciye Ankara'da çok yönlü eğitim fırsatıdır. Teknolojik gelişmeler neticesinde konvansiyonel ve dijital medya alanında büyük dönüşümler yaşanıyor. Bunları her birimiz hayatımızın her noktasında şahitlik ediyoruz. Bu noktada iletişim alanındaki gelişmelere sadece ayak uydurmak değil, aynı zamanda onları hem içerik hem teknoloji olarak yönetmek son derece kıymetli ve bu süreçlere öncülük etmek son derece kıymetli. Medya gibi dinamik bir alanda ülke ve dünya gündemini doğru okuyabilecek bakış açısına sahip, bu süreçleri doğru yöntemlerle yönetebilecek aktörlerin, teknolojilerin yetkinlik içerisinde hareket etmesi son derece önemli. Sosyal medya mecralarının yaygınlaşması herkesi, sözüm ona, haberci haline getirdi. Gel gelelim bu işin mesleki formasyon ve ilkeler doğrultusunda yapılmasının önemi de bu süreçte bir kere daha çok açık ve net bir şekilde kendisini gösterdi. Bugün ne yazık ki gazeteciliğin temel kurallarının hiçe sayılabildiğini ve bu duruma da pek çok gazetecinin de sessiz kalabildiğini görüyoruz. Haberin temel ilkelerinin çoğu zaman hatırlanmadığını da üzülerek görüyoruz. Buradan sormak istiyorum. Haberin, haber sürecinin temel unsurlarından biri olan teyit mekanizması haber üretim süreçlerinde bugün ne denli işletiliyor? Ne yazık ki çok az işletiliyor. Bugün yeni bir, yine sözüm ona, habercilik türü karşımıza çıkmış durumda. Ve bu habercilik türü birçok mağdur üretiyor. Rivayet haberciliği, öyleymiş haberciliği, kulaktan dolma habercilik. Haber bağlamında sorulması gereken temel sorular, 5M1K, ne, nasıl, neden, nerede, ne zaman ve kim soruları. Bugün ne yazık ki haber üretim süreçlerinin vazgeçilmez unsuru, mütemmim cüzü halini maalesef almaktan beri konumda. Bugün 5M1K haber üretim süreçlerinin merkezinde yer alan bir unsur değil. Demokrasiyi zehirleyen, toplumsal düzeni bozan, kişilik haklarını hedef alan bu karşımızdaki kuralsızlık hem konvansiyonel hem de dijital medya mecralarında karşımıza çıkıyor. Burada elbette maalesef sistematik, kasıtlı dezenformasyon ve yalan kampanyalarına da referansla bulunmak zorundayız. Bugün siyasette, medyada dezenformasyon ve yalanla mücadele ülkemiz ve dünyamız için en önemli meselelerden biri haline gelmiş durumdadır. Bu mücadele sürecinde mesleki, ahlaki, hukuki, demokratik ve toplumsal değerlere sahip çıkan medya mensuplarının varlığı çok kıymetlidir hiç kuşkusuz. Bu noktada haktan, hakikatten ayrılmayan medya mensuplarına bir kere daha teşekkür etmek istiyorum. Genç iletişimcilerin, genç medya mensuplarının da bu ilkelerle donanmalarının geleceğimiz açısından çok değerli olduğunu düşünüyorum.
Sayın Cumhurbaşkanımızın iletişim seferberliği çağrısının muhatapları arasında hiç kuşkusuz medya kurumları, medya mensupları da bulunuyor. Ülkemizin karşı karşıya kaldığı yıpratma savaşının konvansiyonel ve dijital medya mecraları üzerinden de gerçekleştirildiği yine hepimizin malumudur. Bu mücadelede her birimizin ortaya koyacağı gayret ülkemiz için, milletimiz için hayati önemdedir. Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı olarak yerli ve milli çizgide yürüyen bütün medya kurumlarını ve medya mensuplarını hakikat mücadelemizde en önemli paydaşlarımız olarak görüyoruz. Hep birlikte, omuz omuza, bir yandan ülkemizin atılımlarını, itibarını, marka değerini pozitif iletişim kampanyalarıyla korumaya çalışmalı ve yükseltmeliyiz. Öte yandan da Türkiye karşıtlarının, terör örgütlerinin algı operasyonlarını, çarpıtmalarını, tezviratlarını ifşa edecek, yalanlarını ortaya dökecek ve dezenformasyonlarıyla mücadele edecek bir dinamizm içerisinde olmak durumundayız. Doğru ile yanlışın, gerçek ile yalanın, hakikatle yalanın arasındaki çizginin önemini idrak ederek yapacağınız çalışmalar kendinize hem meslekte saygın bir yer kazandıracak hem de ülkemizin marka değerine katkı sunacak hem de uluslararası alandaki adaletsiz enformasyon düzeninin ortadan kaldırılmasına yönelik önemli bir katkı sunacaktır. Değerli arkadaşlar, haberciliğin tıklanma sayılarına ve okunma sürelerine indirgendiği bir ortamdayız ve bu durumda dijitalleşmenin sektöre olumsuz etkilerinden biri olarak değerlendirilebilir. Bu türden kaygılar güdülerek yapılan habercilikte hakikat maalesef yerini yalana, asparagas habere, sahte bilgiye bırakıyor. Hedef hakikate hizmet değil, gerçeğin aynası olmak değil, sansasyon yaratmak, rating üretmek oluyor. Bu olumsuzluklar karşısında elbette bize düşen de sorumlu bir medya ortamı inşa ederek basın, meslek ve ahlak ilkelerini yeniden ayağa kaldırmak olmalıdır. Bizim yeni nesil iletişimcilerden beklentimiz dijitalleşmeyi, teknolojik yenilikleri kullanırken popüler olma, siyasi yahut ekonomik rant sağlama gibi kaygılardan arınmış olmalarıdır. Gazeteciliği bir meslek olarak gördüğüne inandığım siz genç iletişimcilerin, meslektaşlarımın mesleki donanım ve yetkinlikle varlık göstermeniz son derece hayatidir. Mesleğinizin saygınlığına halel getirmeden Türkiye'nin milli çıkar ve menfaatleri doğrultusunda hakikatin temsilciliğini yapacağınıza canı gönülden inanıyorum. Yeni nesil iletişimci denilince bugün önemli oranda ilk olarak sosyal medya platformlarını iyi kullanan gazeteciler geliyor. Sizler de aldığınız eğitimlerle bu platformları en doğru şekilde kullanarak hakikati eminim en geniş kitlelere ulaştıracaksınız. 1970 model Mercedes Daktilo takdim ediliyor. İletişim Başkanımız Sayın Altun'a. Yeni nesil iletişimciler geçmişe, geleneklere de atıfta bulunuyorlar böylelikle. Alabiliriz hediyeyi, çok teşekkür ediyoruz. Ardından Ahmet Tutuk gelecek. Teşekkür ediyoruz. Abdullah'cığım seni sahnede misafir edelim. Ardından Ayşe Kara Osmanoğlu. Esma Şimşek, buyurun. Ardından Feyzan Nur Çalıkoğlu gelecek. Buyurun lütfen. Nazarke Akmetova. Muhammed Fuadi. Ardından Şükran Toraman. Yeni nesil iletişimciler yetiştirmek amacıyla tertiplenen Uluslararası Medya Akademisi
sertifika programını gerçekleştirdik. İletişim Başkanımız Profesör Doktor Sayın Fahrettin Altun'un teşrifleriyle gerçekleşti programımız.